Yeskut. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ya hayır söyle ya sus. Allah. Eğer iyi bir şey söyleyemiyorsan susmak en iyisi. Yine bir hadis-i şerifinde buyurdu ki Er-racülü alâ dini halilik. Kişi arkadaşının dini üstündedir. Kişi arkadaşının ahlakı üzerinedir. Herkes şundan şikayetçi. Benim kötü konuştu, ağır konuştu, iyi konuşmadı. E konuşma o zaman, sus. İyi konuşamıyorsan sus. Sus. Eğer iyi arkadaş sahibi olamıyorsan, iyi çevre sahibi olamıyorsan olma. Arkadaş sahibi olma. Neden? E arkadaş kurbanı oldu. Arkadaş kurbanı oldu kelimesine şiddetle karşıyım. E olma baba. Olma. Sen hangi dindensen arkadaşın o dindendir. Sen hangi ahlaktansan arkadaşın o ahlaktandır. Efendim kimseye selam. Hayır ver. Ne maksatla ver? Onları hayra, iyiliğe çağırmak maksadıyla ver. Onun haricinde eğer onların dümen suyuna gidiyorsan arkadaşının, arkadaşın cigara içti diye sen de içmek zorunda kalıyorsan, arkadaşın edepsizlik yaptı diye sen de edepsizlik yapmak zorunda kalıyorsan, arkadaşın sabaha kadar bira içti diye sen de bira içmek zorunda kalıyorsan, sen de ondan sonra da kimse demesin, vah benim çocuğuma veya benim adam veya benim hanım veyahut da benim evladım iyidir de arkadaşı onu kötüleyesin. Hayır efendim. Reddediyorum. Arkadaşınızı iyi tutun, konuşacağınız sözü iyi dinleyin. Siz iyi konuşmazsanız iyi arkadaşlar etrafınızı çevirmez sizi. Ne veriyor sana arkadaşın? Ne veriyor? Hayır mı veriyor, şer mi veriyor? Hayra mı götürüyor, şerre mi götürüyor? Nereye götürüyor? Bir defa yanılabilir insan. İki defa yanılabilir. İnsansa üçüncüsünde yanılmaz. Ama niyetini bozduysa her gün yanılır. Onun için arkadaşlarım beni işki alıştırdı deme. Günahını arkadaşına atma. Efendim güzel söz söyleyemiyorsan sus. Çünkü ya hayır söyle dedi Resulullah Efendimiz ya da sus. Hayırdan yana konuşamıyorsan bir şey hakkında, bir mevzu hakkında, kendin hakkında da dahi sus o zaman. Onun için çevrem var, arkadaşım var diye dolaşma ortalıklarda. Olmasın daha iyi. O arkadaş seni hayra götürmüyorsa. Çünkü o arkadaş değildir, düşmandır senin. Bir müddet sonra sen de öyle olursun. Bir müddet sonra senin de elinde bira şişesi dolaşır olursun. Bir müddet sonra senin de elinde cigara, senin de elinde alkol, efendim başka maddeler. Sebep? E sen de oldu, öyle oldun. Sen de başkasını alıştırmaya başlarsın. Çünkü neden? E yalnız ya. Şeytan şeytanlık yaptı. Şeytan şeytanlık yaptı. Kendi başına şeytanlığına durmadı. Yanıma da ortak bulmam lazım. Benim gibi. İnsanları başladı kandırmaya. Şeytan insanı zorla kandırır mı? Hayır efendim. Sadece bir fikir söyler. Tutarsın veya tutmazsın. İrade bizde. Onun için bir arkadaşa suç atmayın hiç. Biz Adem evladıyız. Adem Safiyullah'ın çocuklarıyız biz. Babamız bizim Safiyullah. Allah'ın en saf kuluydu. Saftan kirli mal çıkmaz. Siz yeryüzüne temiz olarak gönderildiniz. Cenab-ı Allah sizin için size temiz bir kader yazdı. Temiz bir kader yazdı. Adem babamız 300 sene tek ayak üstünde niye ağladı? Günahını mı aldı zannedersiniz? Bu bizim kendi evlatlarına bizim için ağladı. Bizim günahlarımızı ağladı. Bize ağladı. Adem babamızın evlatlarıyız biz. İtiraz olan var mı? Adem oğluyuz biz. Öyleyse evladınız, babanızı üzmeyin. Babanızı üzmeyin. Selamünaleyküm. Kirlenmiş kimselerle dolaşmayın. Cenab-ı Allah'ın verdiği her nefes bize emanettir. Her saniye bize emanettir. Hiç olmazsa ziyana sokma. Boşa harcasan bile günaha harcama hiç olmazsa.
Günaha harcama, harama harcama, isyana harcama. Ama insan kendi nefesini, sıhhatini harama harcadığı gibi malını mülkünü de harcıyor. Ve hiç de arkasına bakmıyor. Allah için bir yere 3 kuruş sadaka verse 10 sene sonra aklına geliyor, vermiştim. Ben yaptırdıydım onu. Harama harcadıkları ne oldu? Onu gözü görmez. Çünkü kim? Şeytanla beraber harcadı ya onu. Arkadaşının yatırını harcadı ya ondan. Sizden sizi harama götürecek, sizi israfa, müsrifliğe, sizi zarara, ziyana götürecek kimselerle arkadaşlık etmenizi men ederim. Men edemesem de tavsiyede bulunurum, yapmayın. Allah'la birlikte olun, Resulullah'la birlikte olun, iyi kullarla birlikte olun. Bizim yapacağımız nasihattır. Yalnızca nasihattır. Tutmak veya tutmamak, takip etmek etmemek sizin iradenizde. Biz arkasını takip edecek değiliz. Ha efendim takip et bizi de, yalnız bırakma derseniz o kudrette var. Ama sadece tavsiye ediyoruz şimdi. Tavsiye ediyoruz. Yaramaz adamlarla birlikte olmayın. Dembellerle birlikte olmayın. Tembel demiyorum, dembel diyor. Daha da şiddetlendirmek için. Tembel sanki güzel bir şey gibi oluyor. Cimrilerle birlikte olmayın. Cimri insanlar çok. Kendi edepsizliğini bir başkasına finanse ettiriyor. Böyle çoktur değil mi? Yapacak edepsizlik. İçiyor sigara, kendini içiyor. Ver oradan bakalım. Ver oradan bakalım. Ya babam içiyor, ne kadar olsun. Ver oradan bakalım. Getir gel içeyim. 3 şişe bira. Olmuyor mu bunlar? Oluyor mu bir İlker? He? Ha dur. Oluyordur, oluyor ya. Ondan sonra para bitmiş. Para yok. Adam 5 çocuk geçindiriyor. Öbür gözü 5 kuruş şey kendine geçindiremiyor. Neden? Harcıyor çünkü. Neden? Arkadaşı iyi diyecek ya ona. Orada çevresinde örnek gösterilecek ya. Aferin denecek ya. Sırtı sıvazlanacak, kubaracak ya. E ne olacak oğlum? Balon olacak. Pıt diye iğneyi dokunduracaklar. Patlayıp gideceksin. Allah iyi desin. Peygamber iyi desin. Ehlullah, evliya Allah iyi desin. Onun için iyi insanlarla birlikte olun. Kötü insanlardan kaçın. Bugünkü sohbetim bu. Bu kadar. Fazla uzatacak halim yok. İnşallah yeter bu da. Bu da yeter. 2 hadis okudum. O hadisleri düstur edinin. Siz kimle arkadaşsınız? Onun dini üzere sevginiz. Ya hayır söyleyin ya susun. 40 tane hadis ezberleyene şefaatim haktır diyor Resulullah Efendimiz. 40 hadis ezberle. Cenneti garantile işte. Ezberleyin. Ezberlediğin zaman sen kalbine yerleşir, yapmaya çalışırsın. Asıl gaye o. Papağan gibi ezberlemek değil aslında. Cemil nasıl? Yanlış mı dedim? Doğru. Yanlışsa yanlış yok bir de. Bırakın. Kendinizi kuvvetli ve sağlam tutun. Üzerinizde parazit barındırmayın. Kimseye parazit olmayın. Kimseye de üzerinizde geçindirmeyin. Hele halam yolda Allah korusun. Çünkü onun günahı da senden soracak Allah. Senin günahını sordu, bir de onun günahını. Sen gel bakalım. Çünkü hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Şerre vesile olan şer işlemiş gibidir. Sen adamı şerrine vesile ettin. Onun için sakın ha senden bir zikar etsin dememe. Ne tavsiyem? Ölüyorum dese bebe. Neden? Adamı zehirliyorum ben. İyilik yapmıyorum ki. Öyle değil mi? Doğru. Sen ona iyilik diye yapıyorsundur. Ne olacak ya? Birbirimize lafım olur değil mi? İyilik yapacaksan arkadaşına verme. Bırak 5 dakika. Belki o bulacak başka yerden. 5 dakika temiz nefes alsın. Anladın mı? Kötü deme böyle. Yarın anlarım. Belki onun sayesinde Allah'ın hoşuna gider sen cigarayı bırakırsın. İnşallah. Allah affetsin. Sağ olun, var olun.